Ecem telefonda mısın hala? Evet buradayım. Tamam Ecem. Harikasın. Ecem. Biraz daha bekleyeceksin çünkü alkışlarla işte bizim Siri'miz geliyor. Yelda Uğurlu geliyor alkışlarımıza. Gel. Nasıl istersen. Yelda'cığım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, nasıl gidiyor her şey? Bolca programlara çıkarak. Bolca geçelim. Programlara çıkıyorsun. Birçok programa çıktın. Önce çok teşekkürler bize de geldiğin için. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hareketli bir hayatın oldu herhalde son dönemde. Ha? Durduk yere ve sürpriz bir şekilde oldu 4 yıl arada. Durduk yere ve sürpriz yere. Evet. Çünkü neden durduk yere oldu? Leyla'ya 3 sene... Pardon? Yelda'ya. Yok ama ben şu anda senden bahsetmiyorum. Leyla var bizim. Bir arkadaşımız var Leyla. Ona çünkü sen de ama her konuyu atlama. Bak, yıllardır ben zaten alışığım buna. Melda diyebilirdiniz mesela. Yelda. Pardon Melda daha iyi. Yelda'ya 3 sene önce... Leyla'dan bahsettim. Haberi yok. Yelda'nın neyi seslendirdiğinden 5000 tane, 5000 kelime mi? 5000'in üzerinde kelime okudum. Kelime, harf okudun mu? Harf okumadım, cümleler şeklindeydi. Siz çok iyi anlaşırsınız, buyurun bu da ezberleyin. Arkadaş 5000 kelime ezberliyorum. Cümleler şeklinde işte gazete küpürleri, kitaplardan bazı cümleler. Evet. Ondan sonra acaba ya bir sürü cümle vardı, anlamlı, anlamsız, birbiriyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmayan saçma sapan ya da anlamlı bir sürü cümle okudum. Okudun ve bunlara okurken senden istediler ki duygu katma işin içine. Aynen. Neden istediler onu? Yani duygu, çünkü yani, dümdüz bir cevap vermeni istiyorlar. Sistemin nasıl olacağını söylemişlerdi bana. O okuduğum cümlelerin içerisindeki kelimelerin, içindeki harflerin net bir şekilde algılanması gerekiyordu. Ki sonrasında o harfleri tek tek ayırdılar. Evet. Ve bunu sistemin içerisine attılar. Sonrasında işte cümle yazıyor ve sonra o cümle sesli olarak karşınıza çıkıyor. Karşımıza çıkıyor. Ya ben buradan... Bizim mikrofondan bir ata ya. Şu mikrofonu tutabilir misin buna? Evet. Şimdi Melda'yı buradan dinleyeceğiz. merhaba, ben Beyazıt. Apple ürünleri hakkında bilmek istediğin her şey... Aha, yine reklam. Ne oldu abi? Ne hakkında? Ne oldu? Demek ki çikolata firması aramış. Ata nerede diyorlar. Ulan niye hep bizim başımıza gelir bu işler? Bak şimdi basıyorum. Merhaba ben Beyazıt. Siri de selam söylüyor. Bizim programı biliyor musun? Tamam. Önümüzdeki bir ay içinde takviminde olanlar. Çünkü akıllı bir asistan. Çünkü? Program dediğiniz için telefonunuzun içerisinde kendiniz için programlarınız ne varsa onların hepsini çıkartıyor. Ama küfür etme tamam mı? Hayır canım niye küfür etme? Çünkü küfür edenler çok. Of ben onlar çok fena. Söyle. Ne yapıyorsun? Sakar Gizli Fitness Laboratuvarı'nda Apple Watch ile egzersiz yapıyorum. Ya şimdi bu soruya bu kadar büyük bir cevap. Peki gel bakayım bir saniye. Pardon yanlış oldu. Üzgünüm. Daha çok çalışacağım. Dur bir saniye. Benimle evlenir misin? Son zamanlarda o kadar çok evlilik teklifi aldım ki. Şu anda Yelda Türkiye'deki en çok evlilik teklifi alan kadın. Çünkü bizim bu Siri'ye giren herkes Yelda'ya evlilik teklifi ediyor. Evet bak, ya öyle bir durum olmuş. Şiveli sorunca cevap veriyor mu? Şimdi ben kullanmıyorum. Mehmet amcamla sizde mi? İşte
işte Mehmet amca nasılsın hakkında webde buldukları. İşte tamam, Mehmet amca ayıkladı ama o da ya. Şifre de kapıyor. Şifre de kapıyor. Yo, sen an. Aslında senin Çanakkale dilinde ya da tam Hüseyin Badem bunu seslendirebilirmiş yani. Sen bir tane kendine bundan böyle bir şey yap. Küfredenler çokmuş, doğru mu? Ya evet ama onlar yavaş yavaş... Oradan konuşuyor. Yelda ata buraya tutuyor. Geçti, sakin. Koşullanma. Sakin, geçti. Geçti ben. İlk başta çok fazla vardı ama sonrasında bir haber çıkmıştı. Küfredenler hakkında cezai işlem yapılacak diye. Hemen herkes silmiş o küfürlü videolar çekip onu YouTube'a yükleyenler vardı. Allah. Bazıları çok fenaydı. Ama zaten siz... o yüzden ben herhangi bir şekilde yüklemedim telefonuma. Bayağı çünkü bütün gün küfür yiyorsun, evlenme teklifi alıyorsun. Ya bizde çünkü bir adet de işte telefonda bu çıktı ya, hemen küfür. Eve papağan al, hemen küfür öğret. Muhabbet kuşuna muhabbeti öğretme, küfür öğret. Klasik bir de. Turist gelsin, küfür öğret. Evet. Bayılıyoruz yani. İyi para... Çünkü haberin yoktu. Haberin hayır, olsaydı... Yani bu iş şöyle oldu esasında. Hakikaten tesadüfler zinciri şeklinde oldu. Başka bir seslendirme, aynı zamanda oyunculuk yapan bir arkadaşım... Ben başka bir arkadaşımla buluşmak için Taksim'de yemeğimi ısmarladığımda ısrarlı bir şekilde aradı beni. Şemlenin işte... başından geçen gibi. Evet. Ondan sonra bir hani dedim gelemem. İkili kadın sesi istiyorlar dedi. Hayır dedim gelemem, arkadaşımla buluşacağım. Başka bir arkadaşını çağır. Israrlı bir şekilde yarım saat içerisinde defalarca aradı. Hay lanet gelsin diyerek gittim. Sonrasını seçmişler ama onu seçmediler, beni seçtiler. Ama çok güzel ses tonun var, söyleyeyim. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ses tonun var. Bu arada seni biraz tanıtalım. Sen bir radyocusun. Evet, radyo programcısıyım. Evet, Ayça Şen'i tanırsınız sevgili Ayça'yı. Benim de eski radyo arkadaşım. Ayça'nın radyosundasın. Neydi radyonun adı? Ayçaeval.com. Artık internet üzerinden yayın yapıyor ama aynı zamanda aplikasyonlar da var. Hem iki... telefon modelini kullananlar için evet. De aplikasyonları var. Bir reklam daha geleydi, süper oldu. Ama bak ne kadar tecrübeli gördün de. Valla bende yok o tecrübe, benden kaçıyor yani. İkili telefonları kullanan da o aplikasyonu indirebilirler. Aynı zamanda web üzerinden de dinleyebilirler. Sabah saat 9 ila 11 arasında Ayça ve eşi Tony evet. Birlikte program yapıyor. Ben de haftada 3 gün şu anda onlara program hazırlıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma. Peki bu Siri ile ilgili bir şey daha soracağım. Neden kadın sesi, erkek sesi değil? Onu ben hiç bilmiyorum. Yani zaten bunun o olacağını da bilmeyerek yaptığım evet. Şey. Ama her zaman söylüyorum ve siz de biliyorsunuzdur. Esasında yani dünya yayıncılığında kadın sesi daha çok tercih edilir. Türkiye'de erkek sesi daha yoğun şekilde öne çıkıyor. Oysa... İngiltere'deki, Fransa'daki, işte Amerika'daki yayınları izlediğimde reklamlarda da, tanıtımlarda da birçok şeyde sadece kadın sesi tercih ediliyor. Gerçi doğru. Navigasyon, arabaların bütün navigasyon cihazlarını da kadınlar seslendiriyor. Evet. Metroda da kadın sesi var herhalde evet. Bildiğim kadarıyla değil mi? Yani bir sürü şey. Evet. Herhalde adaba kadın söyleyince daha mı uyuyoruz? Türkiye'deki erkek navigasyon... Erkek söylese ne falan diyeceğiz herhalde. Şeyde Türkiye'deki navigasyon sistemi de siz mi seslendirdiniz? Hayır, bunu ben seslendirmedim. Gene aynı sistem... Böyle 3-5 yıl öncekini falan. Yaptım, o kadar çok şey var ki. O yani. Evet, o öyle birkaç tane evet. Daha yaptığım iş var. Sert bir sesti yani. Ortaköy'e geldiniz falan diye. Hayır. Bir şey dedi zannettiydim. İnsan geldiğine pişman oluyor. Ortaköy'e geldiniz. Ortaköy'e geldiniz. İyi halt ettiniz. Aklıma şey geldi senin. Kargalar. Ne o? Kargalar. Avrupa yakasındaki vardı ya. Kargalar Cem Bey. Kargalar Cem Bey. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,